Tabii bu sadece silahlıyla kalmadı. Bu 3 yıl önce gördüğümüz hayalin üzerine çok yoğun ön tasarım çalışmaları gerçekleştirdik. Yaklaşık 1,5-2 yıl bu tasarım çalışmaları sürdü. Bu noktada bir prototip ile yürümeye karar verdik öncelikle. Adeta en zorundan başlamaya karar verdik ve bir füze sistemleriyle donatılmış bir prototip silahlı insansız deniz aracı SIDA geliştirdik. ULAK serisinin ilk ürünü oldu bu. Tabii farklı tasarımlarımız da mevcut, silahsız tasarımlarımız da mevcut. Aynı İHA'larda olduğu gibi bizim de İDA'larımız mevcut. Bunları da çok yakın zamanda SIDA'nın kendini ispatından sonra inşa çalışmalarını tamamlayıp denize indirmeyi planlıyoruz. Millilik ve yerlilik ilk önceliğimizdi. Özellikle uzaktan komutalı sistemlerde bu sistemin muharebe ortamında özellikle karıştırılmaya dayanıklı olması lazım. Düşman kuvvetlerinin eline geçmemesi lazım ve size dönmemesi lazım. En büyük özellik bu. Dolayısıyla aslında bu platformun en büyük özelliği olarak biz millilik ve yerlilik olduğunu söyleyebiliriz. Prototip botumuzun sürati şu anda 65 km bölü saat. Bu sürat artırılabilir. Rahatlıkla iki katına çıkarılabilir. Arkamızda görmüş olduğunuz platformun gövdesi saatte 120-130 km hızlara dayanabilecek bir gövde. Ve deniz durumu 5'te operasyon yapabilecek bir gövde. Çok dayanıklı bir gövde. Menzilimiz 400 km. Yine bu menzil yakıt ile sınırlı bir menzil. Dolayısıyla rahatlıkla iki katına çıkartılabilir. Bizim önceliğimiz burada bu prototipin kendini ispat etmesi, başarılı bir füze atışı gerçekleştirmesi, bu bahsettiğim deniz durumlarında başarıyla görevini icra etmesi. Ve yaklaşık 2 ay süren bir test tecrübe, yoğun bir test tecrübe faaliyetine girişeceğiz. Bu test tecrübe faaliyetlerinde de Mart ayına kadar sürecek bu faaliyetlerde özellikle uzaktan komuta sistemleriyle otonom sistemlerini deneyeceğiz. Bu yeteneklerimizi insansız deniz araçlarında uygulamak ve mavi vatanın savunmasında ortaya bir ürün koymak için ARES Tersanesi ile birlikte yola çıktık ve bugün görmüş olduğunuz prototip sistemlerimizi geliştirme aşamasındayız. Aslında proje tabii yaratmış olduğu ülkemize katacağı teknolojiyle bu gelişmelerle beraber aslında ismiyle de müsemma. İsmi de proje kadar ismi seçerken de projede çalıştığımız kadar titiz davrandık. ULAK'lar kadim Türk kültüründe devlet görevlisi elçilere verilen isimler ve yıllarca hem savaşçılıklarıyla hem de zekalarıyla tanınmışlar. Biz de hem kadim Türk kültürümüze bir atıfta bulunmak istedik hem de özellikle öz Türkçemizde o geniş alfabede yer alan Q harfine de bir değinmek istedik ki hem telaffuzunda hem de isminin anlamında hem bizi yansıtsın hem de aslında uluslararası alanda bir aşinalık yaratsın. Ve bu ismi, ULAK ismini hem K harfiyle hem Q harfiyle özellikle diğer tüm marka adaylarına diyelim bu alanda rekabet yaratabilecek yurt dışı firmalara da kapatmak istedik. We'll be right back.